Merhaba sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Bu videomda Ogün Samas'tan bahsedeceğim. Ogün Samas hatırlarsanız 19 Ocak 2007 tarihinde İstanbul'un Osmanbey semtinde Halaskarzi Caddesi'nde Yasin Hayal'in azmettirilmesiyle Hrant Dink'i Agos gazetesi önünde öldürmüştü. Güya şey denilmişti, bir yazısını okuyup öldürmüş, internette çok zaman geçiriyormuş falan filan gibisinden. Kendisinin geçmişine bir baktım. Trabzonlu ve babası o günün işte cinayeti işlediğini polise kendisi ihbar ediyor. Böyle de bir ilginç olay var. 22 yıl 10 ay hapis cezası veriliyor ve 15 Kasım 2023'te tahliye oluyor. Şartlı salıverme kapsamında tahliye oluyor Ogün Samas. Şimdi bu insan çok genç yaşta cezaevine girdi. Bir yazıyı okuyup gitti, öldürdü dediler. Arkadaşlar, bakınız. Şimdi siyasi olaylardan biliyorum, siyasi arkadaşlardan. Hani Anadolu'da bir söz vardır. Öfkeyle kalkan zararla oturur diye. Şimdi her ne kadar bir kişinin siyasi anlamda görüşünü sevmiyorsunuz diyelim. Diyelim değil, öyle gerçekten. Birisi faşist olabiliyor, öbürü sosyalist olabiliyor, öbürü sosyal demokrat olabiliyor, öbürü kapitalist olabiliyor, öbürü bilmem ne olabiliyor, devrimci olabiliyor, öbürü Atatürkçü oluyor, öbürü Müslüman oluyor. Mesela bana şöyle diyen oldu. Dedi ki neymiş efendim? Tecavüze uğrayacağım güya. Tecavüze uğrayacakken kendimi uçurum kenarından atarken cennetlikmişim. Şimdi bu nasıl bakış açısı? Ya İslamiyet'te böyle bir şey var mı? Ben tecavüze uğramamak için direneceğim ama uçurumun kenarından atarsam cennetliyim. Bana tecavüz etmeye çalışana ne olacak o zaman? O da mı cehenneme mi gidiyor yani? Ya bunlar saçma sapan şeyler. Şimdi maalesef ki toplumda, özellikle Türkiye toplumunda insanımız cahil. Cahil ama o kadar da bir uyanık. Bir yazıyı okuyor mesela, anlamadan, dinlemeden hemen dolduruşa geliyor, tamam mı? Git eline silah ver, hadi cinayet işle. Ya inanır mısınız? Ben internette üniversite döneminde ve sonrasında o kadar çok yazı okumuşumdur ki, yani hani işte kadınların ikinci sınıf olduğuna dair, kadınların işte ne bileyim erkeğin kaburga kemiğinden yaratıldığına dair. Ondan sonra işte ne bileyim kadınların işte ya da erkeklerin şöyle olduğuna dair, erkek iktidarın ya da kadın iktidarın şöyle olduğuna dair bir sürü yazı okumuşumdur. Yani ataerkillik dönemi olsun, anaerkillik dönemi olsun, İş Bankası'nın Yapı Kredi yayınlarının kitaplarını bitirmişimdir. Ama nedense şimdi erkekler öyle diye gidip erkekleri öldürmemişimdir. Ha, sinir olmuşsundur. Yani hani kızmışsındır elbette ki. Ama şimdi mesela Acun Ilıcalı'nın, sevgili Acun Ilıcalı'nın şöyle bir sözü var. Ya arkadaşlar, herkes aynı düşünmek zorunda değil. Eğer herkes aynı olsaydı aynı olurdu. Ben masadan ne zaman tartışma olacak kalkar giderim diyor. Ya şimdi sen herkesin aynı olmasını bekleyemezsin. Çünkü neden biliyor musun? Herkesin yerli kültür yapısı. Gördüğü gelenek, görenek, ona öğretilen o. Ama bir yerde ben bir yazı, mesela örf adet gelenekten bahsettim değil mi? Örf adet gelenekler bir şekilde oluşmuş. Çoğu mantıksız. Çok mantıksız. Yani mantıklı olanı gösterir misin örf adet? Kimisi kına yakar, kimisi dövme yakar. Hani kına yakanla dövme yakan hangisi doğrudur? Bunu bilebilir miyiz? Hani bunu tartışmasını yapmak doğru değil. Öyle söyleyeyim ben size. Şimdi bu o gün Samas denilen vatandaş kendisi bir yazı okuyor. İnternette çok zaman geçiriyor. Bakın internette çok zaman geçirenin beyni var ya çok bunalıyor. Çok bulanıyor. Gitmiş öldürmüş. Gitmiş öldürmüş. Tabii ki yaş da genç. Şimdi insan genç yaşta olunca hani tecrübesi yok.
Bir anda ne yapacağını bilebiliyorsun. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani insan genç yaşta neyi ne yapacağını, ne edeceğini, önünde yol gösteren, yol yöntem gösteren olunca bilemiyor gerçekten. Öyle söyleyeyim. Ve annesi babası ayrıymış. Şimdi maalesef ki annesi babası olan ayrı olan çocuklarda biraz böyle işte çeteye kayma durumları çok daha müsaittir. O yüzden bunları hep böyle takip etmek gerekiyor. Takip altına almak gerekiyor sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Şimdi ben şöyle söyleyeyim size. Birisi sizin hakkınızda aleyhinize yazı yazabilir. Benim mesela Travesti Ela ile ilgili yaptığım röportaja birisi şunu dedi. Neymiş? O benim imajımı sarsıyormuş. Niye imajımı sarsın? Ben neticede bir araştırmacıyım. Araştırmacı bir insan. Bugün ben türbanlı kişiyle de anket yaparım, konuşurum. Travesti kişiyle de anket yaparım, oturur konuşurum. Ne bileyim imamla da oturur anket konuşurum. Öğretmeniyle de, şarkıcısı, oyuncusu, doktoruyla da konuşurum. Benimle imajımı neden sarsın? O onun eşcinseli. Allah onu o şekilde yaratmış. Yani niye özdeşleştiriyorsun? Diyelim siz oyuncusunuz. Her rolü yapıyorsunuz. Mesela katili oynuyorsunuz ya da meleği oynuyorsunuz. O sizin rolünüz. Onunla bağdaşlaştırmak, özdeşleştirmek, onu öyle yaptın diye gidip öldürmek doğru mudur? Değildir. Sevgili arkadaşım, sevgili izleyenlerim. O yüzden ben şöyle söyleyeyim. Yani ben şöyle söyleyeyim, bunlar böyle direkt öfkeyle oturmamak gerekir. Yani şimdi mesela hiç kimsenin etnik dinini, kökenini, mesela diyorum ki işte ben Müslümanım. Tamam Müslümanım diye de, şimdi ben başkası başka dinden diye, Hristiyan ya da Yahudi diye gideyim onu mu öldüreyim yani? Yani Hristiyan olmak, Yahudi olmak, Budist olmak kötü bir şey mi? Değil. Niye kötü olsun? Yani kimse dünyaya gelirken geleceğe toplumu, işte yeri, yurdu kimse kendisi seçmiyor ki. Kimse seçmiyor arkadaşlar. Kimse seçmediği gibi de hayatına yön verme noktasında işte bak ben şunu söylüyorum. Şimdi internet kafelerde oyun oynayınız. O internet kafelerde oyun oynama dönemi de bitti. Öyle söyleyeyim ben size. Hatta ben birilerini eve zor getirdim. Counter Strike oyunu oynarlardı. Bir yazı okuyup sinirlenmeyin. Yani o vatandaş onu o an itibariyle öyle yazmıştır. Sonra fikri değişebilir. Yani bunu buna bağlamak doğru değil. Bugün mesela Atatürk'le ilgili adam Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş, vefat etmiş. Atatürk'le ilgili bir sürü insan konuşuyor. Olumlu konuşmuyor. Ya sanki sen Atatürk döneminde yaşadın da konuşuyorsun. Neticede Atatürk bu ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin şeyi, kurucusu, kurucu lideri. Atatürk'ü sevmeyebilirsin. Atatürk'ün yani yaptığı siyaseti sevmeyebilirsin. Ama bir bilmen gereken bir şey var ki Atatürk Cumhuriyeti ilan etmiş. Cumhuriyet ne demek? Aç kitaba bunu sözlüğe bak. Cumhuriyet bugün sizin padişahın işte babadan oğula geçen sistemin yerine insanların halkın kendisini kendi yöneticisini seçmesi demek. Ya adam sana özgürlük vermiş sen daha ne istiyorsun? Özgürlük vermiş, sen daha ne istiyorsun? O günün ben o hoyratlıkla cinayet işlediğini düşünüyorum. Ya da dolduruşa geldiğini düşünüyorum. Şimdi siz mesela aklı başında insansınız. Siz birinin git şunu öldür demesiyle öldürür müsünüz? Bunu yapmazsınız. Yani o yüzden sizler aklı başında olan insanlar bir şeyleri yapmaz. Dikkat edeceksiniz. Yani hani
Ya birisi bana bir şey yaptırıyor ama ne amaçlı? Ben ne için yapacağım? Yani bundaki amaç nedir? Bunu kovalamak gerekir. Yani anlamak gerekir. Anlamadan, dinlemeden bir olayın içerisine atlamak doğru değil. Hadi siyasi bir hayatın içerisindesiniz. Mesela sağ sol grup çatışmaları olmuş. Sağ sol grup çatışmalarının nedeni belli. Bunda bir amaç var. Bunu anlarım. Ama hiç yok yere ben elimin adamını ya da elin kadınını, ya yazısı hoşuma gitmedi arkadaş. Mesela bir tane cübbeli Ahmet Hoca'ydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Şey dedi, ben bir kadının elini sıkmam dedi. Seda Sayan da dedi ki, neticede sen dedi bir kadından çıkmasın dedi. Kadınları niye küçümsüyorsun dedi. Yani. Şimdi bu anlayış da yanlış. Ben Ahmet Cübbeli Ahmet Hoca'ya kızdım. Çünkü bir kadının elini sıkmam. Ya sen ki kadın senin elini sıkmak istiyor mu? Öyle söyleyeyim. İsim burada önemli değil. Ayşe olur, Fatma olur, kim dedi. Yani buradaki cümle. Yani şimdi mesela kadın eli sıkmam. Ben de mesela ben böyle bir hocalardan birisiyle ilçede birisi bir şey anlatmıştı. Doktorluk görevi yapıyordu. Camide elini uzattım dedi. Sıkayım dedi. Yok, cami değil. Bayramda galiba, bayramda. Elini geri çekti dedi, sıkmadı dedi. Kendimi kötü hissettim dedi. Şimdi onu ben de anladım. Yani insan neye uğradığını şaşırabilir. Yani elimi niye geri çekti gibisinden. İşte böyle şeyler olabiliyor maalesef. Böyle şeyler olabiliyor sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Ama her şeyin bir, diyorum ya, herkesin bir kültür yapısı, geldiği görenek var. Ama şimdi siz mesela o anda, mesela bayramlaşma anında o kişinin kültürünü düşünemezsiniz ki. Hani bayramda insanlar el ele tokalaşıyorlar dersiniz. El ele tokalaşıyor dersiniz. Bayramda insanlar el ele tokalaşıyor. Siz onu normal bir tokalaşma olarak şey yaparsınız. Yani ona bakacak olursanız her bayramda mesela insanların önüne baklava getiriyorlar. Mesela baklava yemeği ben de sevmem. Hep böyle midem bulanır. Kusarım çok baklava yediğim zaman. Şimdi çok böyle baklava yediğim zaman, ama hani önüme baklava getiriyor diye ben şimdi gideyim onu mu öldüreyim? Hayır. Onu öldürecek halim yok. Yani o yüzden sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim, birinin dolduruşuna gelmeden akıllı mantıklı hareket etmek gerekiyor. Yani o günün ben cahillik demeyeyim de hoyratlığına yoruyorum. Ben şunu yaparım, ederim, asarım, keserim. Ha, hayatta cesaretli olacaksın. Gerektiğin yönde kendini savunacaksın tabii ki. Aptal salak olmayacaksın. Yazı okuyacaksın, araştıracaksın. Video çekeceksin. Kimsenin size hani aptal olun dediği ettiği yok. Tabii ki okuyacaksınız. Ama ya bir yazı hoşuma gitmedi diye gidip öldürmek doğru değil. Doğru değil ama o anda yapmış işte. Yani eğer bugün cezaevinde bir sürü duran insanlar var, yatan insanlar var. Bir anlık sinirle, sinirine hakim olsa diye. Mesela bir tane bir Sivas'ta bir katliam oldu. İşte niye öldürdün? Seviyor mu abi? Sevdiğim için öldürdüm. Kızı vermediler. Gittim kızın babasını, bir de anneannesi, babaannesini, dedesini öldürdüm. Onunla da yetinmiyor. Bak, kızın babası, dedesi, babaannesini öldürdüm. Sülalede şey yapmamış, kişi kalmamış. Öldürmemiş, kişi kalmamış maşallah. Yani seviyor mu abi? Şimdi o insan düşünüyor ki benim dünyamda, dünyadaki tek kız o. Dünyadaki tek kız o değildir aslında. Dünyada bir sürü kız var, erkek var. 7 milyarlık dünyada. Ama o an itibariyle o insan onu düşünemiyor. Yani ona kilitleniyor. Sanki zannediyor ki dünyada sadece Ayşe Fatma var. Yani işte Jennifer bilmem ne falan filan yok. Bunu düşünüyor insan. Yani zaten çok seven insan ona tutuklu kalmasının sebebini sadece dünyayı ondan ibaret sanıyor. Oysa ki öyle değil. Tamam, sen birini sev. Sev de, ama böyle öldürecek seviyede sevmek doğru değil. Mantık çerçevesinde sevmek gerekiyor. Bütün bunları tecrübeye dayanarak konuşuyorum, biliyor musunuz? Sevgili, o gün sana söyleyeceğim bir YouTube araştırmacısı olarak, YouTuber olarak şu cümleyi söylemek istiyorum. Hoyratlıkla bir şekilde birinin yaşamına son verdiğin
din ve cezaevinden çıktım. Ama yani bir anlık öfkeyle kalkma bundan sonra. Bunlar önemli şeylerdir. Bilmem anlatabiliyor muyum? Şimdi böyle bir kişiye akıl vermek, fikir vermek de sıkıcı gelir ama bunu da söylüyorum ben size. Evet, sevgili arkadaşlar, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Güzel haberler dileyelim. Güzel haberlerimiz olsun. Hoşçakalın.